merhabalar. Bugün 22 Ekim ve bugün hala Ay Oğlak Burcu'na seyrine devam ediyor. Böyle dünden çok farklı şeyler söylemek istemiyorum. İzlemeyenler 21 Ekim videosunu önce bir izlesinler. Ben ancak o hazırlanmış olan şeylerde söylediğim videolara ek olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Gene de şöyle bir toparlamak gerekirse, plan ve projelerinizi yaparak hayatınızın nereye gittiğini, ne yöne evrildiğini, nerede hata yaptığınızı ve bundan sonra nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda lütfen düşünün, notlarınızı alın, çok sıkı planlar yapın. Çünkü sabah saatleri bu planlarınızı gerçekleştirmek için gayet uygun saatler. Dünden farklı bugün sabah saatlerinde transit Merkür ile kuzey düğümünü yapacağı zorlayıcı bir açı var. Tabii bu açı aslında bize gerçekten bir ders niteliğinde, yüzümüze böyle tokat gibi derler ya, çarpmak için geliyor. Mesela bugün düğüne nazaran yapmış olduğunuz planlar birazcık ne yapar? Ters gidebilir. Ama siz lütfen sabırlı olun. Çünkü bu sayede yeni beceriler öğrenebilirsiniz. Bugün kendinizde olmayanı, belki de olan ama ne bileyim fark etmediğiniz bazı becerilerinizi öğrenebilirsiniz. Bir kere unutmayın ki tüm güzel şeyler bekleyenlere gelir. Oluşan bazı zorlayıcı açılar fikrinize ve görüşleriniz için aslında belki de ayarlar yapmanız gerektiğini söylüyor aslında. Bu yüzdendir ki şu anda meseleleri çok zorlamayın. Özellikle en azından bugün zorlamayın. Ama öğleden sonra Mars ve Jüpiter arasında oluşan biraz zorlayıcı bir açı bizim savaşçı ruhumuzu ortaya çıkarıyor. Tabii bu da biraz çatışma anlamına gelebilir. O yüzden çatışmaları önlemek için tedbirler almak, özellikle de nefes çalışmak çok iyi olabilir. Olumlu sonuçlar için bu enerjiyi lütfen olumlu girişimler için yönlendirin. Çünkü akşam üzeri Merkür ile Şiron arasında oluşan garip bir açı var. Aslında bu açı tabii ki sizlerin haritalarına hangi eve denk geliyorsa o ev konularıyla ilgili bazı gerçekleri öğrenebileceğiniz anlamına geliyor. Aslında bu belki bizlere biraz acı verici gelebilir ama nihayetinde çok iyileştirici olduğunu keşfedebilirsiniz. Bu yüzden sizden en büyük ricam önce kendinize ve sonra başkalarına karşı nazik olun. Çünkü belki de siz değil, karşınızdaki insan kendi hayatıyla ilgili bir gerçekle yüzleşmiştir. Ve bunun ızdırabını bedeninde, ruhunda taşıyor da olabilir. İşte bu yüzden birbirimize karşı anlayışlı olmak, sevgi ve şefkatle birbirimizi sarmak, Tanrı'nın bizden istediği ilk koşul aslında. Ve bu gecede sert bir açı gerçekleşeceği için dünkü gibi erkenden yatın bence. Sevgiyle kalın.